korkunç dev Keloğlan'ı yakalamış ve basmış kahkahayı. Ama Keloğlan da numara biter mi? Aklında varmış bir plan. Hemen cebinden çıkarttığı karabiberi devin yüzüne üflemiş. Gözlerine dolan karabiber yüzünden dev Keloğlan'ı bırakmış, canının derdine düşmüş olan hemen sağlamca bir iple devi bağlamış ve demiş ki kibirlendin böbürlendin cüssene güvendin ama unuttun ki akıl akıldan üstündür. Demin gülüyordun ama şimdi elin kolun bağlı oturuyorsun. Eee ne demişler? Son gülen iyi güler. Böylece tüm köy zalim devden kurtulmuş. Seni öğlen uykusuna yatırıp uyutmayı başardığımı görünce annem çok sevinecek. Anne! Şşş! Kızım, kardeşin yeni daldı uykuya. Pardon. Anneciğim, sen Betül'ü uyutuyorsun, ben de Emre'yi uyuttum. Aa, kardeşini öğle uykusuna yatırmayı başarabildin demek. Nasıl oldu o iş? Kitap okudum. Emre ona kitap okunmasını çok seviyor anne. Ben de kitap okumayı çok seviyorum. Aferin sana. Kitap okumayı sevmen çok güzel. Bu alışkanlığını kardeşine aşılaman da çok güzel. Teşekkürler anneciğim. Bundan sonra her öğlen kitap okuyup uyutacağım onu. Çok sevindim bu kararına. Baban bugün cüz almak için çarşıya gidecekti. Söyleyeyim de başka kitaplar da alsın. Ha, yaşasın! Ay, ya, şaşkın kafam. Emre'yi uyuttum deyip takdir beklerken Betül'ü uyandırdım. Hay Allah iki saattir dönüp duruyoruz bir türlü bulamadık. Nerede yahu bu kitapçılar çarşısı? Lütfen sola dönünüz. Sola mı? Bak emin misin? Deminden beri sola dön diyorsun dönüyorum. Dolap beygiri gibi aynı yerleri dolaşıyoruz. Lütfen sola dönünüz. Tamam, yahu döneyim de. Buradan sola dönüş yok. Yok mu? Nasıl yok? E tek yön burası. Ay Allah. O zaman lütfen sağa dönünüz. Sağa mı? Ya o sağda bina var. Ne diyorsun ya sen? Ne zaman yapmışlar oraya binayı? Hiç bilmiyorum ki. Lütfen 50 metre düz gidiniz. Hmm, 50 metre düz diyorsun. Lütfen köşedeki büfeye gideceğiniz adresi sorunuz. Allah Allah navigasyon değil ömür törpüsü. Kapatacağım şimdi ha. Lütfen kapatmayınız. Kapatmayalım da ne biçim tarif ediyorsun arkadaş? Yok seni kapatacağım ben. Birine sorayım şuradan. Ee, biz ne dedik? Allah Allah iki saattir bir yeri tarif edemedi bir de ukalalık yapıyor. geldin Ahmet. Nerede kaldın? Hoş bulduk hanım. Yahu sorma bu navigasyon insanı çileden çıkartıyor. Kitapları aldın mı? Aldım aldım. Elif'e ve Emre'ye cüz aldım. Sonra masal kitapları aldım. Bir tane de Kur'an-ı Kerim aldım. Evde üç tane vardı ama dört kişiyiz sonuçta. E iyi yapmışsın. Hadi geçelim içeri kaldık kapıda. Lafa daldık vallahi. Sadakallahulazim. Ağzına sağlık Asım Bey. Dede, sen Kur'an okumayı nasıl öğrendin? Dedem öğretti oğlum. Sen yaşlardaydın. Allah razı olsun. Kendisi hafızdı. Bana okumayı o öğretti. Hafız mı? Hafız ne demek dede? Bütün Kur'an'ı ezberini almış, ezbere bilen kişilere hafız denir oğlum. Sen de bana öğretir misin dede? Öğretmem mi? Allah'ın izniyle öğretirim tabii. Baban sizler için elif cüzü de almış. İstersen hemen yarın başlarız. Yaşasın. İsterim dede. Çok isterim. Tamam. Yarın ilk iş başlıyoruz o zaman. E şimdi sen okudun. Annemler gözleriyle takip etti ya. Buna ne deniyordu? Mukabele denir kızım. Ramazan aylarında bu şekilde bir okuyucu okur. Diğerleri de içlerinden takip eder. ...birer cüz okunarak hatim edilir. Hatmetmek neydi Emre? Söylemiştim bunu sana daha önce. Evet dedi. Kur'an'ı baştan sona okuyup bitirmeye hatmetmek denir. Aferin sana. Unutmamışsın. Gel hanım gel. Bak torunun daha ilk günden neler öğrendi. Bu hangi harfte Emre? T. Aferin benim güzel torunuma. Daha dur ninesi. Bu hangi harfte oğlum? C. Oho sen işi bayağı kolaylamışsın Emre. Böyle giderse seneye Ramazan'da mukabele yaparken sen okursun. İnşallah ninesi. Benim oğlum zaten okumaya pek meraklı dedesi. Ben ona yatarken bazen masal kitapları okuyorum. Benimle beraber o da okuyor. Evet, ben okumayı çok seviyorum. Oku oğlum, oku. Okuyandan zarar gelmez. Bizler önce hak kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i okumalıyız. Bu vazifemizi yerine getirdikten sonra başka kitapları da okumalıyız. İlim ve irfan sahibi olmak için okumak çok kıymetlidir. Ha, çok güzel söyledin dedesi. Emrecim. Peygamber efendimiz ilim öğrenmek için gayret sarf etmek, kadın erkek her Müslümana farzdır diye buyurmuş. Bizler ilim ve irfana ulaşmak için mutlaka okumalıyız. Nene, babam arayabilir misin? Ararız tabii oğlum. Niçin arayacağız? Ee, gelirken bana 1500 tane kitap alsın. <laughs> 1500 mü? <laughs> ne şaştın dedesi? Oğlanın okumaya hevesi var ama aritmetiği pek güçlü değil. <gülüyor> <gülüyor> Davul sesiyle uyanıp sahura çok şükür kavuştu Ramazan'a. Minarede mahya da vurma çok şükür darısı bayrama. Ailece bir telaş hazırlıklar yandıraş sıkışını hastalığı iftara. Ne ol arkadaş? Burca kaç ve defa yaş? Mutluluk yayılsın dünyaya. Ramazan'da mutlu giller, mutlu giller Ramazan'da. Ramazan'da mutlu giller, Ramazan'da.